Şampiyonların kahvaltısında bugüne kadar tabii ki şampiyonlardan, tüm zamanların en iyilerinden, subjektif GOAT tartışmalarından ve hatta Trash Talk'tan bahsettik. Ancak bu girişin içini tek başına doldurabilecek tek isme, yani Muhammed Ali'ye hiç değinmedik. Muhammed Ali bir şampiyondu ve tüm zamanların en iyisiydi. Yani bir kere lafın mucidiydi. Jordan, LeBron, Nadal ve sekreterat bir tarafa, Formula 1 izlerken bir GOAT'ifi esprisi yaptığınızda bile aslında Ali'ye selam durmuş oluyorsunuz. 1992 yılında Ali Parkinson'la boğuşurken eşi Lonnie Ali'ye ait telif ve mülkiyet haklarını korumak amacıyla bir şirket kurdu. Şirketin ismi GOAT'tu. Söylenen o ki GOAT kelimesinin yaygınlaşması da burada başlar. Epey manidar. Ali'nin bu muhteşemliği boksun ötesine geçip hayatımızın bir parçası haline geldi. Onu idolleştirenler sadece dövüşçüler değil. Basit bir aramayla Zlatan İbrahim o işten Lewis Hamilton'a, hatta Arnold Schwarzenegger'e kadar birçok farklı spor dalından efsane, idol olduğunu görebilirsiniz. Bence herkes bir parça Ali olmak ister. Neden mi? Bir kere kesin olarak korkusuz olduğu için falan değil. Ali de diğer bütün boksörler gibi korkuyordu. Ayrıca diğer bütün şampiyonlar da tıpkı Ali gibi varını yoğunu idmanlarına veriyordu. Çoğu Ali kadar acı çekip Ali kadar kan akıttı. Yani çaba, azim, irade, bunlar tek başına yeterli değil. Profesyonel olduğu 18 yaşından, emekli olduğu 39 yaşına kadar, Ali boks sahnesinde olduğu 21 yıl boyunca her zaman yaptığı işin ötesine geçmeyi başardı. Bazen edebiyatçıların tek bir cümle için roman yazdım dediğini duyarsınız. Veya bazı şairlerin doğru kelime için yıllarca beklediğini. Seni tüketen tırmanacağın dağlar değil, ayakkabındaki çakıl taşıdır. Ali bazen tek bir cümleyle bütün kuşları vurabilir. Daha önceki bir bölümde bu programda Larry Bird'ün sağ içi ve sağ dışı bazı trash talklarından bahsetmiştik. Ancak bunlar Ali'nin yaptıklarına göre kaba saba şeylerdi ve doğrudan hedefe yönelik basit konuşmalardı. Elbette ki rekabetin içindeki bu atar gider yapma kültürü bunda önemli rol oynuyor ama kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım lafı aslında doğrudan bir saldırıdan ziyade işte popülerite ve şov üzerinden rakibi bir tür bezdirme ve psikolojik baskı altına alma stratejisi. Ali'nin rakiplerinin en uyuz olduğu şeylerden birisi de bu adamın bitmeyen küstahlığı ve narsistliğiydi. Hatta o kadar Ali maçı ve maç öncesi hikayesi dinledikten sonra Ali'nin bir noktada rakiplerini artık böyle kendi özgüvenlerini kırdı ve kendilerini sevmemelerine yol açtığını düşünmeye başladı. Düşünün, Ali ilk ünvan maçına çıkmadan önce hiç şans verilmeyen bir maç. Rakibine sürekli olarak ayıya benziyorsun, çirkinsin, ben senden daha yakışıklıyım gibi şeyler söyledi. Programımızı Türkiye'nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz. Kültür ve sanata sürdürülebilir destekler veren Paribu, bu sene 6.sı düzenlenecek Bolcaada Jazz Festivali'nin ana sponsoru oldu. Disiplinler arası sanat öğelerini bir araya getiren festivalin biletleri geçtiğimiz günlerde satışa çıktı. Detaylı bilgi için Paribu.org sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 1960 yılında henüz 18 yaşındayken olimpiyatlarda altın madalya kazanan Muhammed Ali, 1964 yılında ağır siklet ünvan mücadelesi için Sonny Liston'la karşılaştı. Liston, görgü tanıklarının ve boks tarihçilerinin anlattıklarına göre boksun gördüğü gelmiş geçmiş en korkunç şampiyondur. Tyson bile bunu kolayca kabul eder. Çünkü Liston bir suçluydu. Hapse girip çıkmış, kariyerini İtalyan mafyasıyla birlikte götüren tarihin en büyük 50 ağır sikleti. Ali'den önce iki defa Floyd Patterson'la karşılaşmış, ilk maçta kemerleri toplamış, rövanşta ise kemerleri korumuştu. İki dövüşte ilk roundun içinde nakavtla bitmişti. Patterson maçlarından sonra boks maçları kovboy filmleri gibidir demişti Liston. İyi veya kötü adam vardır. Benim kovboy filmimde kötü adam her zaman kazanır. Liston kötü adam olduğunu biliyor ve bunu bir psikolojik avantaj olarak kullanıyordu. İnsanlar ondan korkuyordu. Ne var ki hapishane günlerini soran bir gazeteciye sadece delilerden korkuyordum demişti. Ve o zamanki ismiyle Cassius Clay tam bir deliydi. Çok konuştuğu için ona Louisville Lip, yani Louisville Dudağı diyorlardı. Sadece boksa yetenekli değildi. Gençliğinde kendisinden 7 yaş büyük olan Elvis'e hayrandı. Nereye gitse hemen bir sahne kuruyor ve konuşmaya başlıyordu. Ali'ye boşuna rap'in gerçek öncüsü demiyorlar. Ancak Liston Ali'den öyle hemen çekinmedi. 1963'te 2. Floyd Patterson dövüşünden önce Vegas'ta kumar oynarken Ali bir sonraki dövüşü koparabilmek için Liston'a herkesin içinde sataşıyordu. Şu çirkin ayıya bakın, zar bile atamıyor. Liston kısa bir süre Ali'yi dinledikten sonra yanına gitmiş. Burada ağza alamayacağımız cinsten ırkçı ve homofobik kelimelerle girişi yaptıktan sonra dilini koparıp kıçına sokacağını söyleyerek Ali'yi kovmuştu. Anlatılanlara göre bunun üstüne Ali adeta olay yerinden kaçmıştı. Çünkü korkmuştu. Bu kadar basit. Liston sadece bir boksör olarak korkutucu değildi. Dedik ya, mafya bağlantıları var. Yani sadece bir yumrukta komaya sokması veya kocaman elleriyle kafanızı koparması değil, işin ucunda bir tabutun içinde okyanusu boylamak da vardı. Ali'nin kaybedecek bir şeyi yoktu. Bu yüzden 5 Kasım 1963'te Liston'a dövüş için anlaşma imzaladığı günden
ringe çıktığı ana kadar deliye oynamaya başladı. Ali'nin meşhur bir lafı vardır. Büyük bir şampiyon olmak için en iyi olduğunuza inanmanız gerekir. Değilseniz bile öyleymiş gibi davranın. Bu kartlarından sadece birisiydi. İkincisi de o güne kadar hiçbir ağır siklet ünvan maçı öncesinde görülmemiş gibi davranmaktı. Listen maçtan önce tek endişem o kocaman ağzına soktuğum yumruğumu nasıl geri çıkartacağım. Gırtlağında o kadar derine inecek ki çıkarması bir haftamı alacak diyordu. Bu tam bir gangster tiradıydı. Ali ise dövüşü kurguluyor ve bir de üstüne gencim, yakışıklıyım ve hızlıyım. Bu yüzden yenilemem gibi dövüşle alakasız görünen şeyler söylüyordu. Ali'ye ilk defa bu kadar geniş çapta şahitlik eden medyada buna bayılıyordu. Gülünç olan Ali'nin randlarla kahve yapması hariç çoğu zaman bokstan bahsetmemesiydi. O çirkin, bense yakışıklıyım. Dövüşten sonra onu hayvanat bahçesine vereceğim gibi laflar edip duruyordu. Zaten boks açısından yorum getirmesinin bir anlamı yoktu. Zira gazetelerde Ali'ye şans vermiyordu. Ali gardını aşağıda tutuyordu. Yumruklardan arkaya doğru eğilerek kaçıyor. İçeriden dövüşmeyi bilmiyordu. Boksta konuşmada olduğu kadar iyi değildi. Yorumcular bunları söylüyordu. Hani biz de o zamanlar orada olsak farklı bir yorum getirmezdik. Dövüşten önceki tartılma sırasında Ali tam bir deli gibi davrandı. Antrenörü Angelo Dundee ve boks efsanesi Sugar Ray Robinson onu saçma sapan davranışlar sergilemesi konusunda uyarmıştı. Zira bütün basın oradaydı. Neticesinde bu bir ünvan maçıydı. Maç öncesi soğukkanlı bir maç çizmek önemliydi. Ancak Ali'nin farklı bir planı vardı. Liston içeri girdiği gibi bağırıp çağırmaya başladı. Ben hazırım. Seni her yerde yenerim enayi. Korkuyorsun enayi. Ali'nin köşesinden Bandini Brown da çığlık çığlığa bağırıyordu. İzleyenler hayret içindeydi. Ama bu hayranlıkla karışık bir hayret değildi. Bütün bu manzarayı komik bulmuşlar ve şaşırmışlardı. Ali histerik davranıyordu. Boks komisyonu doktoru Ali'nin nabzını dakikada 110 olarak ölçtü. Hatta duygusal açıdan dengesiz olduğunu, ölümüne korktuğunu ve ringde paniğe kapılabileceğini söyledi. Bir tarafta köşesi Liston üzerine atlamaya çalışan Ali'yi tutarken Miami Boks Komisyonu Başkanı mikrofonu alıp Ali'nin yani Cassius Clay'in $2,500 para cezasına çarptırıldığını duyurdu. Dedik ya izleyenler Ali'nin panik atak geçirdiğini ve çıldırdığını düşünüyordu. Ringe çıkınca dağılacaktı. Kimse Ali'yi ciddiye almıyordu. Hatta bir gazete dövüşü takip etmesi için yedek boks yazarını yollamıştı. Genç Ali eğlenceliydi ama bu eğlence kısa sürede bitecekti. O yıllarda Liston yenilmez bir makine gibi görülüyordu. Ancak ne düşündüğü önemli olan tek kişi farklı düşünüyordu. Sonny Liston Ali'nin deli olduğuna inanmıştı. Normalde Liston bir insanı psikolojik baskı uyguladığında karşısındaki insan sinerdi. Ali ise konuşup duruyordu. Başta da söylediğimiz gibi Liston delilerden çekiniyordu. Elbette kazanacağını düşünüyor ve kendine güveniyordu. Ancak sonradan söylediklerinden çıkardığım Ali'yi hiçbir zaman tam anlamıyla çözemediği ve ondan bir boksör olarak değil bir insan olarak çekindiği. Kastamonu'da dediği gibi boksun %90'ı kafada biter. Liston Ali'den çekinmesinin bir nedeni de bütün bu İstanbul'su hareketi içindeki yeriydi. Ama Ali'nin bu harekete katıldığını babası bu dövüşten 2 hafta önce duyurmuştu ve bu medyada o kadar fazla yer bulan veya Liston'un veya çevresindeki insanların hatta medyanın da tam olarak anlam verebildiği bir şey değildi. Bu ikinci dövüşte daha fazla ön plana çıkacak bir şey. Aslına bakılırsa Ali'nin de Liston'un mafya bağlantılarından çekindiği söylenir. Örneğin antrenörü, kendi antrenörü yani Angelo Dundee İtalyan asıllıydı ve İtalyan mafyasına olaya dahil olup Dundee'yi kullanarak suyuna ilaç katabileceğini düşünüyordu. Yani bu cidden anormal bir paranoya bu arada. O ilacı suyu sürekli kontrol ediyor soyunma odasındayken ama aslında ringin kenarındayken de değiştirebilirler yani. Dedik ya İstanbul'su hikayesi yeniydi ama Ali'nin özel izleyicileri ve ziyaretçileri de vardı maçta. Hatta Dundee'ye maçtan önce antrenörüne ekstradan bilet bulmasını söylüyor ve bu aralarında ufak çaplı bir krize de yol açıyor. Yine ilginç bir detaysa bu dövüşten sadece haftalar önce Beatles'ın Amerika'ya turneye gelmiş olması. Önce Liston dinlemeye gidiyor Beatles'ı ve açıkçası beğenmiyor. Ya bu biraz anlaşılır çünkü o dönem siyah kültür özellikle 40'larda caz epey bir zirve yapıyor. Yani Charlie Parker, Miles Davis, Monk vesaire derken bir de siyah boksörler. Sugar Ray Robinson'ın bir caz barı var. Bütün bu işte kültürel füzyon ve aslında siyahların toplum içindeki statüsündeki yükseliş biraz da bazı şeyleri tabii daha böyle hakir görmelerine neden olmuş olabilir. Bu çok doğal bir refleks. Ayrıca Beatles'ı da beğenmek zorunda değil, o da ayrı bir konu. Beatles grubu Ali'yi ziyaret ediyor idman sırasında ve Ali ile birlikte çektirdikleri fotoğrafları gördüyseniz bu aslında bu tarihi Liston dövüşünden önce çekilmiş fotoğraflar. Bütün bu detaylar bir kenara, kimse Ali'ye çok fazla şans vermiyordu. 8'e 1 oran veriyorlar Ali'nin kazanmasına dövüşte. Herkes Liston'un bu Louisville'den gelen ve çok konuşan histerik çocuğu paketleyeceğini düşünüyordu. İşte böyle bir atmosferde 25 Kasım 1964'teki o büyük maç gecesi gelip çattı. Ringe çıktıklarında Liston sinirliydi. Dedik ya Ali'den korkmuyordu ama bir yandan da sinir oluyordu. Ali ise dövüşe başlamadan önce Liston'un bakışlarından ürkmüştü. Ama sinmedi. İlk round'un başlarında Ali Liston'dan kaçmaya başladı. Liston bir an önce Ali'yi benzetmek istiyordu. Her ne kadar Ali fazla yumruk atmasa da bir anda net bir görüntü oluştu.
önceki 3 dövüşünü ilk round'da bitiren Liston Ali'ye yetişemiyor. O zamanlar insanlar Ali'nin gardı aşağıda rakibi etrafında dans etmesini bir zaaf olarak görüyordu. Ayaklarını diğer ağır sikletler gibi yere sağlam basmıyordu. Ne var ki zamanlama ve hız Ali'nin yanındaydı. Zaten round'un sonlarına doğru Liston'un amiyane tabirle iki tane yemeden Ali'ye dokunmasının imkansız olduğunu köşesi de anlamıştı. İkinci round daha ortadaydı. Ne var ki Liston Ali'ye vurmakta hala zorlanıyordu. Ancak Ali fazla yumruk atmayınca 3 hakemden ikisi round'ı Liston'a verdi. Üçüncü round'un başlarındaysa işin rengi iyice belli oldu. Round'un başlarında Ali Liston'u biraz sersemletti. Spiker hayret içindeydi. Liston'un sol göğsünün altında bir kesik açılmıştı. Bu profesyonel kariyeri boyunca yaşadığı ilk kesikti. Ancak henüz teslim olmamıştı. Dördüncü round'da birkaç yerde Ali'yi yakalamayı başardı. Böyle epik bir dövüş değildi. Liston Ali'ye yetişemiyor ve yumrukları boşa atıyordu. Ali birkaç kombinasyon yapıyor, sonra bir dakika ringde dolaşıyordu. İzleyenleri sıkacak derecede taktik bir dövüştü. Hatta bazı açılardan 2015'teki Klitschko-Fury dövüşünü de anımsatıyor. Bir adam diğerinden kaçıyor, sürekli zamanlamasını bozup birkaç yumruk attıktan sonra çekiliyordu. Ancak dövüşte büyük bir dram yaşandı. Dördüncü round'un sonunda kenara gelen Ali gözlerini açamıyor ve göremediğini söylüyordu. Antrenörü Angelo Dundee eldivenleri kesti. Dundee serçe parmağıyla Ali'nin yaşarmış gözlerinin köşesine dokunup parmağını kendi gözüne götürdü. Ali'nin gözüne giren neyse Dundee'nin de gözlerini yaktı. Ancak Dundee boksörünü susturdu. Çünkü ring doktoru Ali'yi dinlerse dövüşü durdurabilirdi. Dundee bütün olayı oldu bit diye getirip Ali'yi 5. round için Liston'un karşısına yolladı. Ve sadece boks tarihinde değil, dünya tarihinde önemli bir kırılma noktası oldu. Çünkü Ali o gün dövüşten çekilse, Liston bir daha hayatta Ali ile dövüşmek istemeyecekti. Çünkü bir zaten kişiliğinden ve karakterinden rahatsızdı. Her ne kadar korkmasa da Ali ona bir tür üstünlük kurmuştu. İkincisi zaten ringde ona yetişemiyordu. Yine bu bir kırılma noktası. Çünkü boksta elinize geçen fırsatlar kadarını yapabilirsiniz. Ne kadar fırsat varsa o kadar iyisinizdir. Ali gibi yükselen bir genç, Liston'a karşı olan dövüş öyle ya da böyle kaybederse ne kadar iyi şov yapmış olursa olsun eline başka bir fırsat geçmeyebilir yıllarca. Belki hiç geçmeyecek. Ve o geçen yıllar içinde de bütün o konsantrasyonu ve gittiği yolu kaybedip bir anda tepe taklak aşağı düşebilir. Bir de zaten son derece politize olmaya başlamış ilişkileri var. Belki İslam ulusu da onu arka plan edecek ve başka birini çıkartmak isteyecekti. Peki Ali'nin gözlerine ne oldu? Liston hile mi yapıyordu? Dundee, Liston'un kesiği için kullanılan bir solüsyonun Ali'nin alnına bulaştı ve terle birlikte gözlerinin içine attığını düşünüyor. Bundan 4 yıl önce Liston'la 12 round dövüşen Eddie Mahan ise Liston'un omuzlarına bilerek yani rakibi kör etmek amacıyla bir ilaç sürdüğünü söylüyor. Ancak Mahan'ın bundan dövüşten hemen sonra bahsetmediğini söylemekte fayda var. Belki o da Liston'un ring dışı aktivitelerinden çekiniyordu ve konuşamadı. Ama bu tamamen spekülasyon olur. 5. round'un ortalarına itibaren Ali görüşünü tamamen geri kazandı. Elini Liston'un suratını tutarak rakibini iyice sinir etmeye başladı. 6. round'da ise ne atsa vurur olmuştu. Hatta bütün sollar Liston'un suratında patlıyordu. Sol gözü iyice kapanan Liston neredeyse hiç savunma yapamıyordu. Ali'nin süründüre süründüre bu dövüşü kazanacağı belli olmuştu. Liston Ali'ye karşı herhangi bir strateji de yoktu. Yaşlı, yavaş ve çaresiz görünüyor. Adeta bir hedef tahtası gibiydi. Liston köşesine geldi ve 7. round'a çıkmak istemedi. Dişini tükürdü. Dövüşü kaybettiğini biliyordu. Bu Ali'nin hikayesi olsa da Liston tarafında son derece ilginç detaylar var. Öncelikle bir süredir süregelen bir omuz sakatlığı vardı. Hatta dövüşten sonra bu yüzden dövüşten çekildiğini söyleyecekti. Ali tarafından bir kaynak Liston'un köşesiyle konuştuğunu ve bunun uydurma olduğunu söylüyor. Diğer taraftan Liston'un bu dövüşü ciddiye almadı. Dövüşe hazırlanırken günde sadece 1 mil yani 1.6 kilometre koşu yapıp bıraktı ve bütün vaktini hayat kadınlarıyla harcadığı anlatılır. Ancak birden fazla kaynağın birleştiği ortak nokta bu dövüşe yeterince iyi hazırlanmamış oldu. Hatta maç sonunda kontrol için hastaneye gidildiğinde bana söylediğiniz adamla dövüşmedim. Bu adam yumruk atabiliyordu diyor. Açıkçası Liston için ayrı bir videoya ihtiyacımız var. Birçok insan onu Ali'ye kaybeden adam olarak biliyor ama yani boks seven birçok insanın listesinde de tarihiyle ilgili birçok insanın listesinde de ağır siklet arasında ilk ona her zaman girer. Birden fazla kaynakta onu hani kısaca tek cümleyle özet olarak şu lafı duydum onunla ilgili. Gördüğüm en adi laf söylüyorlar. Gerçekten çok korkutucu bir figürmüş. Ne yapalım, ikinci sezonda biraz Liston'u anlatırız diye. Diğer tarafta Ali'nin dünyası tamamen değişti. Liston'un köşesinden çıkmayınca türbinlerden büyük bir uğultu koptu. Ali ringin ortasında alameti farikası ufak shuffle'ını yapıp ellerini havaya kaldırdı. Sonra ringin kenarına iplere koştu. Dövüş öncesi tartıdaki histerik hali geri gelmişti. Dövüş boyunca sakindi. Şimdi ise bütün dünyaya haddini bildirmek istiyordu. Tekrar tekrar dünyayı salladım diyordu. Hiçbiriniz inanmadınız. Henüz 22 yaşındayım ve en iyi benim. Bir round bile çıkaramaz. Kafasını arkaya yatırıyor. Gardını aşağıda tutuyor dediniz. Bakın hala çok yakışıklıyım.
Bir daha asla hakkımda böyle şeyler yazmayın. Bana bir daha 6'ya 1 oran vermeyin. Sadece sinirleniyorum. Oysa gerçek oran 8'e 1'di. Ali aynı şeyleri rastgele bir sırada tekrarlamayı sürdürdü. Omuzlarından dünyanın yükü kalkmış ve genç Ali aklından ne geçiyorsa sıralamaya başlamıştı. İkili rövanşta tekrar karşı karşıya geldi. Bu içinde pek fazla boks olmayan başka bir hikaye. Zira Ali bu dövüşü ilk roundda hayalet bir yumrukla kazandı. Liston yıllar sonra yerden kalkmak istemedim. Ben düştükten sonra köşesine gitmemiş tepemde duruyordu. Kalkmaya çalışırken vuracağını düşündüm diyecekti. Yine yumruğu görmedim. O yüzden düştüm de dedi. Zira boksa görmediğiniz yumruklar sizi yatırır. Bunlar hariç Liston'un İslam ulusundan ve Ali'nin kazandığı politik pozisyondan çekindiği de söylenir. Zaten dövüşten 2 ay önce Malcolm X öldürülmüş ve insanlar İslam ulusundan korkmaya başlamıştı. Bu konuda çok fazla farklı hikaye var. Her ne kadar hayatı birçok yerde anlatılsa da Liston hala gizemlerle dolu bir adam. Celtics videosuna bu olayı bilerek sokmamıştım ama burada sokacağım. Evet, olay dönüp dolaşıp yine bir bağırsak problemine bağlanıyor. Yine bir iddiaya göre Liston maç öncesinde bir gazeteci duyuyor bunu. İshal olduğunu söylüyor. Yani bir teoriye göre düşüp de kalkmamasının nedeni bir an önce maç bitsin de gideyim demekmiş. Ayrıca videoda kasten yaptığım ufak bir tarihsel çelişki var. Çünkü Muhammed Ali aslında Muhammed Ali ismini bu dövüşten sonra alıyor. O noktaya kadar hep Cassius Clay. Sanırım yaklaşık 2 ay sonra işte İslam ulusunun lideri tarafından veriliyor bu isim ona. Hayatı boyunca kendisine Ali demiş bir adama videoda Cassius Marcius Clay demek istemedim. Altında da başka bir neden aramayın. Ali hakkında çok fazla video yaptım ama adamı saran hikayeler dipsiz kuyu gibi. Yani bu videoyu hazırlarken başka konu başlıkları çıkartıp başka alternatif hikayeler buldum. Onları da ileriki bir zamanda anlatırız diye düşünüyorum. Bir türlü sezon finali yapmayan şampiyonların kahvaltısından bu haftalık da bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.